Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda 2011 yılında yapılan YGS sınavının Türkçe sorularına bakacağız. Hep beraber 40 soru. Bu parçada geçen izine basarak yürüme sözüyle anlatmak istenen aşağıdakiler hangisidir? Yahya Kemal'i ve Nazım Hikmet'i ayrı tutarsak küçük mutluluklar Türk şiirine garip döneminde bir uğrayıp geçmiştir diyebiliriz. Biraz Ziya Osman, çok az da Cahit Sıtkı. Onun dışında hüzün ki en çok yakışandır bize. Anlayışı egemendir. Cemal Süreyya'nın garipçilerin izine basarak yürüdü. Onların izine. Yani onların gittiği yoldan gitmiş. Yani onlara benzemiş. Yani onlara onların yaptığı bazı şeyleri kendi şiirlerinde yapmış. Neyi yapmış? Kimi şiirlerinde bu anlayışın yansımalarını görürüz. Hangi yansımalar? Bak ne diyor Yahya Kemal'i ve Nazım Hikmet'i ayrı tutarsak küçük mutlulukla Türk şiirine garip döneminde bir uğrayıp geçmiştir. Demek ki Cemal Süreyya konu bakımından garipçilerin izine basmış. Onları biraz örnek almış gibi. Herkesçe anlaşılamama değil, yeni biçimler arama, kalıcı olmayı amaçlama, karamsarlık bunların hiçbiri değil. Bakın benzer duyguları işleme. Yani cevapta şu da olsaydı olurdu. Onlara örnek alma, onlara benzer bir yaklaşım sergileme gibi şeyler olsaydı bu da olabilirdi. Güzel bir soru cevabımız. Denizli. İkinci soru. Bu parçadaki altı çizili sözle sözcüklere yönelik olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Kim bilir kaç kere karar verip de başlayamadığım bir işi bu yılda ertelemek zorunda kaldım. Türkçe sözlüğü alıp baştan sona okuma düşüncem yine hayal oldu. Oysa sözcüklerin kuytulara yatmış öteki yüzleriyle karşılaşmak. Bak şimdi, sözcüklerin kuytulara yatmış. Yani gizli kalmış, saklı kalmış öteki yüzlerini, diğer anlamlarını, farklı anlamlarını yeni bir sözlük oluşturmak gibi bir anlam görevi yok, gayesi yok. Gündelik dilde kullanılanları araştırmak bu da değil. Yenilerini eskilerden ayırabilmek, yapısal özelliklerini tanımak değil, bunların hiçbiri değil. İlk anda akla gelmeyen anlamlarını öğrenmek. Yani kuytuya yatmış kelimelerin anlamlarını öğrenmek, öteki yüzleriyle karşılaşmak, farklı anlamlarını bulmak. Bu da çok güzel bir soru arkadaşlar. Cevabı Adana. Üçüncü soru bu parçada geçen edebiyatın yeraltı haritası olma sözüyle dergilerin hangi özelliği belirtmek istenmiştir? Bir sanatçımız şöyle diyor. Dergiler edebiyatın yeraltı haritasıdır. Niye? Nitekim bu dergilerde ilk ürünleri yayınlanan genç şairlerin çoğu bir süre sonra çalışmalarını kitaplaştırarak şairliklerin ilk kilometre taşlarını koyarlar. Bakın şimdi birçok genç şair kitabını yazmıştır. İlk şiirleri nerede çıkmış? Bu dergilerde çıkmış. Yani birçok genç şairin tanınmasına vesile olmuş bu dergiler. Yani yeraltı haritasıdır. Şu an meşhur olmuş birçok şair, yetenekli şair önceden bu dergilerde yazdı. Yani tanınmalarına vesile oldu. Bakalım şimdi. Sanatçıların birbirlerinden yararlanmasına ortam hazırlama değil. Şiiri öteki türlerin önüne geçirme değil. Yazarları yeni yazınsal türlere yönlendirme alakasız sanatçıları farklı algılama kalıpları içinde düşündürme. Bunların hiçbiri bizim cevabımız değil. Gizli yeteneklerin bakın yeraltı dünyası diyor ya yeraltı gizli değil mi yeraltı? Gizli yeteneklerin gün ışığına çıkmasına olanak sağlama. Çok güzel, çok muhteşem bir soru. Cevap Bursa ama sizi kesinlikle zorlayabilecek bir soru değil. 4. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada geçen şiir çıkmazdan beslenir. Çok güzel bir cümle. Şiir Çıkmazdan beslenir. Duygu uyarın. Şiir çıkmazda. Çünkü insan çıkmazda. Sözüne katılmadığımı belirtmek isterim. Bu iki durum arasında karşıtlık ilgisi var bence. Yani insan çıkmazdaysa şiir çıkmazda olamaz. Aksine şiir çıkmazdan beslenir. Çıkmazdan beslenir. Bu zaman zaman varoluşsal. Bireysel çıkmazlar olur. Zaman zaman da savaşlar, felaketler gibi toplumsal çıkmazlar. Peki bu hep böyle olmak zorunda mıdır? Neyse burasının bizim için çok da bir önemi yok. Çıkmaz derken aklınıza gelen nedir parçaya bakmadan? Çıkmaz nedir? Çözüm bulamama, bir probleme çözüm üretememe tarzı bir şey değil midir? Evet. A'ya bakalım. Büyük ve eskimeyen şiirler insanın dış dünyasıyla iç dünyasını kaynaştırır. Alakasız bir cümle. Şiirin evrenselliğinden hiç bahsetmemiş. Beş şıkkını da eledim. Yeni şiir türlerinin oluşturulması. Yeni şiir türlerinden hiç bahsetmemiş. İyi şairler bunu da attım. Zengin bir birikim değil. Bakın çözümsüz durumlar. Yani bundan bahsediyor bize adam. Çözümsüz durum eşittir. Çıkmaz. Şiire ne yaparmış? Kaynaklık eder. Çözümle ne, Şiir neyden besleniyor? Çıkmaz durumlardan. Cevabı çok rahat. Ceyhan. Beşinci soru. Aşağıdakiler hangisine verilen cümle ayraç içindeki sözün anlamını içermemektedir. Öykünüzdeki bilinmeyenlerden kurtulmak için öyküdeki kadının kim olduğunu bak. Öykünüzdeki bilinmeyenlerden kurtulmak için öyküdeki kadının kim olduğunu nasıl bir yaşam sürdüğünü ne iş yaptığını görünür kılın. Yani belirgin hale mi getirin? Belirginlik mi kazanın? Evet doğru. Sizin yaptığınız gibi bir dönemi küçük bir öyküye sığdırmak herkesin üstesinden gelebileceği bir iş değildir. Sizin yaptığınız gibi bir dönemi küçük bir öyküye sığdırmak herkesin üstesinden gelebilecek bir iş değildir. Bu adam zoru başarmış mı? Zoru yenmiş mi? Doğru. O zaman zorluğu yenmek. Öykünüzün kahramanı olan kadını içimizden biri gibi göstermişsiniz. Yani inandırıcı mı? Gerçek mi? Evet. İnandırıcılık kazandırmış. Doğru. Öykünüzü yaşamın akışını düşündüren düşündüren bir doğallıkla yazın. Bunu yapabilecek güçlü bir kaleminiz var. Bak güçlü bir kalemin var. Demek ki bu adam yetenekli bir adamı. Evet. Cevap Edirne. Öykülerinizde ayrıntılardan kaçınmanızı, yalınlığa bağlı kalmanızı çok beğendim. Bu sizin yoğunluğa verdiğiniz önemi gösterir. Bakın bu adam sade birdir kullanmış mı? Evet. Burada ne diyor? Çığır açıcı olmak. Çığır açıcı olmak nedir? Yeni bir şey geliştirmek. İkisi birbirini karşılamamakta. Yani cevap Edirne. Güzel bir soru. Soru 6. Bu cümlede boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir. Şair olarak başarımı nokta 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 şeye boşluyum. Bak şimdi niye? Bizim buraya getireceğimiz şey burada gizli. Ne kadar çok sözcükten kurtulursam şiire o kadar çok yaklaştığımı düşünürüm hep. Bu adam demek ki gereksiz sözcükleri atmış. Fazlalıkları atmış. Bak şimdi işlediğim duyguların çeşitliliğini bahsetmiş mi? Bunu getiremem. Çünkü sözcükleri atıyor diyor. Hayal gücünün zenginliği. Alakasız. Aldığım notlardan yararlanmama. Değil. Aynı metni eklemelerle zenginleştirme. Tam zıttı. Sahip olduklarıma değil vazgeçtiklerime. Sözcüklerden kurtulmuş mu? O zaman vazgeçtikleri. Cevaba çok rahat ulaşabilirsiniz. Cevap Adana. Soru 7. Bu parçadaki numaraların üç cümlelerin hangisi? Sözü edilen şairin şiirlerinin içeriğiyle. İçeri yani konusu yani temasına bakmamız gerekmektedir arkadaşlar yaşadığı dönemi şiir anlayışından uzaklaşarak uçlarda dolaşan alışılmadık bağdaştırmaları ve imgeleriyle zaman zaman bilinen söylemin dışına taşan şair sürekli yenilikler peşinde koşmuştur. Bak arkadaşım burası bizim ne cümlemizdir dikkat ettiyseniz hep üsluptan bahsetmiş mi birinci cümlede? Üslup vardır. Nasıl yazdığı. İki, karşılaştığı insanlık durumlarına, sanki konuya geldik, karşılaştığı insanlık durumlarına yeni duygu ve anlamlar yükleyerek onları yeniden yazmıştır. A sana cevap Bursa içerik cümlesi. Karşılaştığı bu adam neyi anlatıyor? Karşılaştığı insanlık durumlarından yeni ve yeni duygu ve anlamlar yükleyerek onları yeniden yazmıştır. Üslup değil kesinlikle. Burası şairin, yazarın içeriğiyle alakalı bir cümledir. Çok rahat ulaşabildik cevabı Bursa. Sekizinci soru. Bu parçadaki numara cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır. Bakalım. Kimi şairler vardır. Daha ilk şiirleriyle yeni bir içerik, yeni bir biçim yaratırlar. Şimdi bak bir iki demiş, bir üç demiş. Tamam mı? Ne diyordu bir de? Kimi şairler vardır. Daha ilk şiirleriyle yeni bir içerik, yeni bir biçim yaratırlar. iki ile. Bu şairler sürekli bir arayış içinde olduklarından zaman zaman şaşırtsalar da düş kırıklığına uğratmazlar. İkisi çok farklı. Attım. Üçe bakalım. Moda yönelişlere itibar etmezler. Dışarıdaki gürültü dikkatini dağıtmaz bu şairlerin. Farklı yönelişler var. Bak şimdi ne diyor? 2 ve 4'e bakacağım. Bu şairler sürekli bir arayış içinde olduklarından zaman zaman insanları şaşırtsalarda düş kırıklığına uğratmazlar. Şimdi 2'yi aldım mı? Aldım. 4'e bak ne diyor? Kendilerini yenileme sürecinde olan bu şairler. Bak bu şairler sürekli arayış içinde. Yani yenilik. Buraya kadar benzerlik mi? Tamam. Kendilerini yenileme sürecinde olan bu şairler okullarının beklentilerini boşa çıkarmazlar. Onları düş kırıklığına uğratmazlar. Arkadaşlar 2 ve 4 benzer anlamları içermekte. Benzer anlamları farklı bir şekilde dile getirmiştir. Cevabı Ceyhan. Yani kimseyi düş kırıklığına uğratmazlar. Kimsenin beklentisini boşa çıkarmazlar. Aynı şey. Dokuzuncu soru. Hangisinde bir değerlendirme söz konusu değildir? Arkadaşlar değerlendirme eşittir. Yorum. Bakın yorum olmalı. Yorumun içinde ne olur? Öznellik olur. Olur mu? Olur. Şahsi duygular olur mu? Olur. Kişisellik olur mu? Kişisel ifadeler, duygular olur mu? Olur. Zaten özellik, şahsilik, kişisellik neredeyse aynı minvalde, aynı paralelde kullanılan ifadelerdir. Hangisinde değerlendirme söz konusu değildir. Bakalım. Berna Moran'ın değişiyle, bak Berna Moran'ın değişiyle huzursuzluğun romanı Fethin Acı'ya göre Türkçenin en güzel aşk romanı olan huzurun yayınlanışının üzerinden yaklaşık 50 yıl geçti. Berna Moran'la Fethin Acı'nın değerlendirmesi var mı? var başkasının da olabilir. Bu romanda olaylar 1 Ağustos günü başlar ve radyodan 2. Dünya Savaşı'nın başladığını haber veren bir anonsla biter. Bakın burada herhangi bir yorum yoktur. Burada sadece bize bilgi verme amacı içeren bir cümle vardır. Bilgi var yorum kesinlikle yoktur demek ki cevap Bursa. Bir kişi şey kadar bakalım. Her ne kadar ilk bakışta aşk romanı gibi görünse de günahın ve kavuşmanın değil. Bak günahın ve kavuşmanın değil. Doğuyla batığının, huzursuzluğun, zaman ve müziğin romanı olarak kabul edilir. Hep bunlar yorum ifadeleridir, değerlendirmelerdir, öznel ifadelerdir, şahsidir. Ama B'de sadece bilgi verme vardır. 10. soru. Bu parçadaki numaralı cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede Usta yazarların edebiyat dünyasındaki gelişmelerden kaygılandıkları dile getiriliyor. Usta yazarların edebiyat dünyasındaki gelişmelerden kaygılandıkları, endişe duydukları. Bakalım var mı böyle bir şey? Günümüzde yeni yetişen genç yazarlar kendinden öncekileri tanımadıkları, okumadıkları için bir eksiklik duymuyor sanki. Bak cevaba ben direkt ulaştım. Cevap Adana Şöyle alayım bunu kutucuk içine. Hocam niye Adana? Ne diyor? Usta yazarların kaygısı. Bak burada kaygı taşıyan bir ifade var mı? Günümüzde genç, yeni yetişen genç yazarlar kendisinden öncekileri tanımadıkları, okumadıkları için bir eksiklik duymuyor sanki. E kaygı. Ve bunun sonunda böyle böyle olacak, edebiyat kötüye gidecek tarzında kaygı belirten bir ifade var mı? Yok. Demek ki cevap Adana arkadaşlar. Çok rahat ulaşabiliriz. 11. soru. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Buraya getireceğiniz ifadenin hem burayla hem de şurayla bağlantısının olması gerekmektedir arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şairler arasında öteden beri süre gelen açık ya da gizli bir yarış vardır. Oysa aynı gözeden su içen, aynı güneş altında ısınan, aynı ağacın gölgesinde oturan insanlardır onlar. Birbirlerine sanıldığından daha çok ihtiyaçları vardır ölmüş şairlerle onların anıları üzerinde yaşatılan dostluklar da dahildir. Buna kıskanmalar, görmezden gelmeler, kara çalmalar. Şimdi gel bakalım. Oysa her şair şiirini kendi yaşam serüveninden çıkarmaz mı? Bak yaşam serüveninden bahsetmiş mi hiç parçada? At, saçmalamış. Bunu bilmelerine karşın. Nedir bu sevgisizlik? Al sana cevabı. Çok rahat ulaştım cevabım Bursa. Niye? Bak, ölmüş şairler de Hatta bak biraz başa gidelim. Oysa aynı gözleden su içen, aynı güneş altında ısınan, aynı ağacın gölgesinde oturan insanlardır onlar. Birbirlerine sandığından daha çok ihtiyaçları vardır falan. Şimdi geldim. Ölmüş şairlerle onların anıları üzerinde yaşatılan dostluklar da dahildir buna. Bunu bilmelerine karşı, bak. Bunu yani o dostluğu bilmelerine karşı nedir bu sevgisizlik? Kıskanmalar, göz, görmezden gelmeler, kara çalmalar. Neyi paylaşamazlar? Bakalım C'ye. Şairler arasındaki bütün bu çatışmalar gerçekte şiirimizin tematik haritası. Bak tematik geç. Bahsetmemiş ki. Öyleyse neden şiirin kolaya kaçma sanatı? Kolaya kaçma geç. Şairler birbirlerini değerlendirirken şiirsel ölçütler kullanırlar mı? Birbirlerini değerlendirmelerinden hiç bahsediyor mu? Etmiyor. Cevabımız çok rahat ama çok rahat Bursa. Dikkat edin. Hem öncesine hem sonrasına. 12. soru. Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Yine aynı taktik arkadaşlar. Yine aynı şeye bakmamız gerekiyor. Sokrates'ten önceki ilk batılı filozoflar. Geçmişten iki büyük kopuşu aynı anda gerçekleştirdiler. Geçmişten iki büyük kopuşu ilk önce kendi akıllarını kullanarak dünyayı anlamaya çalıştılar. Bu tek başına tümüyle yeni bir şeydi. Ve insanın gelişmesinde en önemli köşe taşlarından biriydi. Aynı zamanda insanlara akıllarını nasıl kullanacaklarını ve kendi başlarına nasıl düşüneceklerini de öğrettiler. Tamam mı? Buraya dikkat et. Buraya demek ki bir de bu tarz sorularda arkadaşlar lütfen bir iki cümle kendiniz hemen yorumlayın. Acaba adam burada ne demiş? Şimdi hemen şu üst kesimde adam bize neyi anlatıyor? parçanın yazarı Sokrates'ten önceki bazı filozofların bazı yenilikler yaptığını, insanların akıllarıyla düşünmeleri gerektiğini ve akıllarının kendi kendilerine yetebildiğini. Hemen boşluktan sonrasına bir bakalım ne var? Onlar bilgi birikimlerini olduğu gibi öğrencilerine aktarmak yerine onları tartışmaya, düşünce arışverişine bulunmaya, kendi düşüncelerini ileri sürmeye falan. Şimdi bakalım. Gel arkadaşım. Nereden gidelim? Sondan başlayalım güne. İnsanlığın zihinsel serüveninde ortaya çıkan bu iki yöntem birbirini etkileyen bir gelişim sürecini izlemiştir. Geç. Bu tutum günümüz düşünce dünyasına da varlığını sürdürmüştür. Hocam açıklamadan geçiyorsunuz. Geç, geleceğiz ya Düşünce tarihinde bu yaklaşımlar çok büyük tartışmalara konu oldu. Geç. Ayrıca insanın düşünce yapısını çözmeye çalıştılar. Geç. Dolayısıyla öğrencilerinin de kendileriyle tıpatıp aynı düşüncede olmasını beklemediler. Al sana cevap. Onlar bilgi birikimlerinin olduğu gibi öğrencilerine aktarmak yerine. Bak ne diyor? Dolayısıyla öğrencilerinin de kendileriyle tıpatıp aynı düşüncede olmasını beklemediler. Onların farklı düşünmelerini istediler. Al sana cevap Ceyhan. Çok rahat ulaştım. Cevaba çok rahat ulaştım. Şimdi farklı bir kalemle 13. soruya bakalım hemen 13. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Türküler şiirler iç dünyamızın sesi olarak yazılsalarda bizden çıktıkları anda topluma mal olmuştur. Bak şimdi az buçuk gittik. Bir evrensellik var sanki değil mi? Türküler, şiirler iç dünyamızın sesi olarak yazılmış olsalar da bizden çıktıkları anda topluma mal olmuştur artık. Yalnız topluma mal olmakla kalsa iyi. Yerelden ulusala, ulusaldan evrensele bir değişme ve gelişme çizgisi izleyerek bütün insanın ortak değeri haline gelir. Örneğin Yunus Emre'nin şiirlerinde yansıtılan duygular salt. Yani sadece bize mi özgüdür? Neruda yalnızca Şili'nin acılarını acılarını yansıtmıştır deyip Dışlayabilir miyiz onu? ...acısı acımız olmuştur... ...halkı da halkımız... Hmm. ...şimdi kısaca... ...kısaca dediği için bu tarz sorularda dikkat edin... ...eğer... ...kısaca gördüğünüz bir soruda... ...buraya getireceğiniz şeyle neye dikkat etmeniz gerekiyor... ...şuranın tamamını... ...size özetleyen bir ifadenin olması gerekiyor... ...bak şimdi... ...kısaca demiş... ...önce biz bir yorumlayalım... ...burada ne anlatıyor... ...bir türkünün, bir şarkının veya herhangi bir şahsın... ...bir şairin, bir yazarın, düşünürün, felsefe adamının... Artık ulusaldan evrensele gittiğini, herkesin malı olduğunu anlatıyor. Bakalım şimdi cevaba. A'da ne demiş? Şa şiir, şairin şiiri düşünmeye başladığı andan okuyucusuyla buluştuğu ana değin süren uzun ve sancılı bir dönemin ürünüdür. Şairin şiirini nasıl yazdığından bahsediyor. Geç, kesinlikle olamaz. B. Sanatçı ortaya koyduğu ürünlerin hangi özellikleri taşıyacağını önceden saptamalıdır. Alakasız. Sanatçı yapıtını yaratırken bilinçli olarak ona ulusal niteliklerin dışına taşıyan yeni boyutlar kazandırır. Bak yakın. Hocam bu olabilir mi? Olamaz. Sanatçı yapıtını yaratırken bilinçli olarak ona ulusal niteliklerin dışına taşıyan yeni boyutlar kazandırır. Sanatçı kazanmıyor. Eser kendisi kazanıyor. Her birimiz yaşadığımız bölgenin rengini, dokusunu, çizgisini yansıtan türkülerden, şeylerden hoşlanırız. Bunu parçadan çıkarabilirim. Bir nevi ama bu cevap bu değil. Gel şimdi cevabı o zaman nedir ne? Türküler, şiirler özünde kendi coğrafyalarının izlerini taşısalar da yani ulusal olsalar sanatsal dilin içerdiği insansal özle yani insana e, hükmetme, insanı yansıtma yönüyle özle bütün insanlığın ortak yaratısı mıdır? Evet cevaba çok rahat ulaşabildim artık bu soruyu geçiyorum arkadaşlar. 14. Bu parçanın sonuna düşünen akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Aynı şekilde arkadaşlar, gerek edebiyat dergilerinde, gerekse gazetelerin sanat edebiyat sayfalarında, yer alan söyleşilerde nedense hep aynı konular konuşuluyor ve bundan bir türlü vazgeçilmiyor. Bir yazarın yeni bir romanı mı çıkmış? Sorusu hemen hazır. Bu yapıtınızı yazarken neyi amaçladınız ya da yapıtınızın yaşadıklarınızdan izler taşıyor mu? cevaplar da üç aşağı beş yukarı aynı düşünceler etrafında dönüyor. Peki neden bu sınırlılık? Bence bu yazardan değil, soruyu sorandan kaynaklanıyor. Çünkü söyleşilerde, röportajlarda asıl yönlendirici soruyu sorandır. Demek ki bizim buraya getireceğimiz parça unutmayın arkadaşlar, soruyu soranla alakalı bir şey olmuş. Çünkü bak bunun üzerinde duruyor. Neyin üzerinde duruyorsa getireceğimiz kısım da onunla alakalı olmalı. Bu nedenle sanatçının düşünce üreterek sanatını geliştirmesinde ve Bak bu nedenle sanatçının düşünce üreterek sanatını geliştirmesinde ve yapıtlarının değerlendirilmesinde ona sorulacak soruların önemli bir payı vardır. Cevaba gelelim hemen. Bütün, hatta sonuna başlayalım. Kısaca hem eleştirmenlerin hem de sanatçılarla söyleşi yapanların her düzeyden insanın ilgisini, her düzeyden insanın ilgisini çeken sorulardan bahsetmiş mi etmemiş? At gitsin çöpe. Kesinlikle bu değil. Üstelik yapıtın niteliğini yazarın donanımı belirler. Yazarın donanımından hiç bahsetmiş mi? Bahsetmemiş. At gitsin. Hangi yazara soru tanı sorun, hepsi kendine özgü yazma yöntemlerinin olduğunu söyleyecek. At gitsin. Yazma yönteminden bahsetmemiş. Bu sorun bence temelde birbirini izleyen aynı nitelikteki durumların ard sıralamasından doğuyor. Geç değil. Alakasız. Cevaba geldim. Bütün bunlara bakarak eleştirel yaklaşımın eleştirel yaklaşım neydi? Bak şimdi şu sonda ne diyor? Bu nedenle sanatçının düşünce üreterek sanatını geliştirmesinde ve yapıtlarının değerlendirilmesinde yani değerlendirilmesindeki kastı ne? Değerlendirilmesi. Yani eleştiriler bir yaklaşım değil mi? Değerlendiriyoruz değil mi? Ona sorulacak sorulan önemli bir payı vardır. Eleştiriler yaklaşımın nedenli önemli olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam, bununla ne alaka? Bununla ne alaka? Şimdi bir daha başa gideyim. Bak. Kafanızı netleştireyim. Çünkü diğer şıkların alakasız olduğunu gördünüz. Hiçbiri yakın değil, getirilebilecek bir ifade değil arkadaşlar. Ona dikkat edin. Bak şimdi şuraya kadar şuraya kadar olan kısım. Bence bu yazardan değil. Yani bu eksiklik soruyu sorandır. Soruyu soran bizim için önemli mi? Yani soruyu soran ne yapıyor? Bir nevi değerlendirmiyor mu? Yazarın eserini veya şairin eserini değerlendiriyor değil mi? Sorular soruyor. Kalıplaşmış soruların sorulmaması gerektiğini söylüyor yazar bize burada. Yani değerlendirmekten kastı nedir? Eleştirilir bir tutum değil mi? Değerlendirmek odur. Hatta size şöyle bir şey vereyim aklınızda kalsın. Bir nevi eleştiri denktir değerlendirme. Bunu unutmayın. Çünkü söyleşilerde asıl yönlendirici soruyu soranlar Bu nedenle sanatçının düşünce üreterek sanatını geliştirmesinde ve yapıtlarını değerlendirilmesinde ona sorulacak soruların önemli bir payı vardır. Bütün bunlara bakarak, bak bütün bunlara bakarak eleştirel yaklaşımın ne önemli olduğunu yani o soruların ne önemli olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz. Cevap Adana arkadaşlar. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir? Yayın evlerinin tercihi her zaman romandan yana olmuştur. Yalnız bize de dünyada da böyle. O öyküler ise daha çok dergilerde varlıklarını sürdürüyor. Öykü kitabı yayınlamakta direnen genç yeteneklere olanak sağlayan yayın evleri neyse ki var. Şu da bir gerçek ki 5-6 yıldır duran bir ortamda kendini yineliyor öykü ama yenileyemiyor. Bu nereye kadar sürer? Kestirmek güç. Ardından bir yükselişin, belki de bir sıçramanın yaşanacağı kesin. Romanla öykü üzerine bir karşılaştırma söz konusu. Romanın yayın evleri tarafından basıldığı, öykülerin ise dergide yayınlandığını anlatmakta. Bakalım şimdi öykücülerin soyut konulara. Soyut konulardan bahsedilmemiş hiç. Yayın evleri öykü seçiminde hangi ölçütlere? Yayın evlerinin öykü seçimine değinmemiş asla. Genç yazarları öykü yazmaya yönlendirmek için neler yapılabilir? Bakın bu soru şık kasten elimize. Türk edebiyatında romanın yükselişi karşısında öykünün konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Cevap tam olarak da Denizli roman türündeki kalıplaşmaya giriş konusunda. Roman türündeki kalıplaşmayla herhangi bir bağlantı yok arkadaşlar. Bunu da atabiliriz. Bakın şimdi. Burada roman, verilen parçada roman ile öykü arasındaki bir kıyaslama var mı? Romanın yükselişi, öykünün henüz tam sıçramaya başlamamışı ama bir sıçramanın yaşanacağı kesin. Ne diyor? Türk Edebiyatı'ndan diyor değil mi özellikle? Çünkü parçada Türk Edebiyatı'ndan den vuruluyor. Yayın evleri diyor. Bizdeki yayın evleri. Dünya Edebiyatı'nı anlatmıyor. Romanın yükselişi karşısında öykünün konumu. Bundan bahsediliyor mu? Bahsediliyor. Genel olarak anlatılmak istenen bu mu? Evet bu. Şimdi bir C'ye bakalım. Genç yazarları öykü yazman yönlendirmek. Burada genç yazarları... Genç yazarlardan bahsediliyor. Onların öykülerinden bahsediliyor ama genç yazarları yönlendirme babında herhangi bir konu yok. Herhangi bir değinme yok. Cevabımız çok net bir şekilde Edirne Denizli arkadaşlar. 16. soru. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir? Modayı sevmem. Örneğin herkesin aynı anda aynı şeyleri giymesi bana nedense ters gelir. Benim puslu Gözlerden uzak ve reklamı çok yapılmamış olan hoşuma gider her zaman. Çünkü yönlendirilmeyi değil özgürce keşfetmeyi severim. Bilinç baskı yapılmasını istemem. Sonan gelelim. Anlattıklarınızın için kendi çocukluğunuzla sınırlandırıyorsunuz. Burada kendi çocukluğundan falan hiç bahsetmemiş. Bir romanın üst üste baskı yapması değerli olduğunu gösterir mi? Romandan bahsetmiyor burada. Okurlarınız romanlarınızdaki fantastik dokuyu nasıl karşılıyor? Fantastik dokudan bahsetmiş mi hiç, bahsetmemiş? Popüler edebiyat ürünleri arasında romanın yeri nedir? Popüler edebiyatla ilgili bir şey var mı? Hayır. Yayınlandığında uzun süre gündemden düşmeyen bu romanı neden bu kadar geç okudunuz? Bak şimdi cevaba geldik. Bir benzerlik ilgisi kurarak anlatmış. Yayınlandığında uzun süre gündemden düşmeyen bu romanı neden geç okudunuz? Modayı sevmem. Bak modadan kastı ne? Onun ilk çıktığında herkes tarafından okunması değil mi? Örneğin herkesin aynı anda aynı şeyleri giymesi bana ters gelir. Benim puslu, gözden uzak, reklamı çok yapılmamış olan hoşuma gider her zaman. Çünkü öğlendirilmeyi değil, özgürce keşfetmeyi severim. Bilinçaltıma baskı yapılmasını istemem. Cevap tam olarak da burada gizli. Zaten çok rahat ulaşabileceğinizi düşünüyorum cevaba. 17. soru. Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisinden yakınmaktadır? Ödüller Ödüllerden bahsedene bir durum var. Genç bir şairin adının altı fosforlu bir kalemle çizilerek şiirlerinin tanınmasına olanak sağlıyorsa az şey mi bu? Şiirler genç bir şairin şiirinin adının altı fosforlu bir kalemle çizilerek şiirlerinin şairin adının şiirlerinin tanıtın, tanınmasına olanak sağlıyorsa az şey mi bu? Ya da usta bir şairin şiire verdiği emeğin ödülle taşlandırılmasının ne sakıncası olabilir ki? Üstelik şiir kitaplarının hemen hemen hiç satılmadığı dolayısıyla kitapçıların bu kitapları raflarına koymaya yanaşmadı ve dağıtımcıların şiir sözcüğünü duyduğunda yüzlerini buruşturduğu günümüzde şiir bu konumuna gönlü şiirin bu konumuna gönlü razı olmayan şairlerin verdiği emekleri bütün şiirseverlerin takdirle karşılaması gerektiğini gerektiği kanısındayım. Bakalım şimdi. Ödüllere karşı çıkılmasından, ödüllerin gelişi güzel dağıtılmasından, ödüllerin gelişi güzel dağıtılmasından bahsediyor mu? Hayır. Böyle bir şey yok. Günümüzde değer yargılarının değişmesinden, günümüzde değer yargılarının değişmesinden bahsetmiyor. Yakındığı durum bu değil. Genç şairlerin ödül alınca ustalaştıklarına inanmalarından, bundan asla yakınmıyor. Sanatçıların yaratılarını yani eserlerini oluştururken gerekli özeni gösterme işinden değil. Şimdi bakın burada ödülün gerekliliğinden bahsediyor bu adam. Bu adamın yakındığı durum ne? Bazılarının ödüle karşı çıkmasından yakınmaktadır. Parçaya biraz daha bakalım. Cevabımızı tam net bulacağız. Bak ödüller genç bir şairin adının altı fosforlu bir kalemle çizerek şiirlerinin tanınmasına olanak sağlıyorsa az şey mi? Ya da usta bir şairin şiire verdiği emeğin ödüllendiği ödülle taşlandırılmasının ne sakıncası olabilir ki? Üstelik şiir kitaplarının hemen hemen hiç satılmadığı, Dolayısıyla kitapçıların bu kitapları raflarına koymaya yanaşmadığı ve dağıtımcıların şiir sözcüğünü duyduğunda yüzlerini buluşturduğu günümüzde şiirin bu konumuna gönlü razı olmayan şairlerin verdiği emekleri bütün şiirseverlerin takdirle karşılaması gerektiği kanısındayım. Burada Bazıları demek ki ödüle gereksiz. Hocam ödülün ödüllere karşı çıkılmasını nasıl anladınız? Bak bu adam ödüllere bir önem veriyor ya. Gençlere verelim, ustaya verelim. Demek ki birileri de karşı çıkıyor. Tam zıttı yani. Bunu ben söylemiyorum. Bunu biz parçadan çıkarıyoruz. Demek ki yakındığı durum budur arkadaşlar. Cevap Adana. 18. soru. Bu parçada söz edilen yapıtla ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Don Kişot ve Don Kişotluk üstüne şimdiye deyin ciltler dolusu yazı yazıldı ve hala yazılıyor. Ünlü bir filozof. İnsan bu yapıtı hayatında üç kez okumalıdır. Duyguların hemen kolaylıkla harekete geçtiği gençlikte. Mantığın egemen olmaya başladığı orta yaşta. Her şeye felsefe açısından bakıldığı yaşlılıkta diyor. Bu sözlerle yapıtın klasik bir yapısının olduğunu belirtiyor. Bu parçada sözü edilen yapıtla, yani parçada sözü edilen eser nedir arkadaşlar? Don Kişot değil mi? Bununla ilgili bize ne söyleniyor? Roman türünün ilk ve temel örneği. Bundan bahsediyor mu? Roman türünün ilk ve temel örneği. Hayır. Bunu kesinlikle atabilirim. Tadını eleştiriler bir okumayla. Eleştiriler bir okuma mı diyor bize adam? Hayır. İnsanoğlunun değişik hallerini yansıttı. İnsanoğlunun değişik hallerini mi yansıtıyor? Hayır. İnsanoğlunun değişik halleri değil. Farklı dönemlerden bahsediyor bize burada değil mi arkadaşlar? Farklı dönemler. Düş dünyasını geniş okullara seslendi. Böyle bir şey var mı? Hayır. Don Kişot ve Don Kişot'luk üzerine şimdiye değin ciltler doğrusu yazılar yazıldı hala diyor. Ünlü bir filozof insan bu yaptığı hayatında üç kez okumalıdır. Hayatında üç kez okumalıdır. Niye? Çünkü biri gençlikte. Ne varmış gençlikte? Duygular hemen harekete geçiyormuş. Orta yaşta okuma, okumalıymışız bir de. Çünkü pardon şurada ha. Mantığın egemen olmaya başladığı orta yaşta okunmalı, her şeye felsefe açısından bakıldığı yaşlılıkta. Bu sözleriyle yaptığın klasik bir yapısının, yani herkes için aynı bir şey olduğunun göstergesini bize anlatıyor. Yaşamın farklı dönemlerine özgü bakış açısıyla okunması gerektiği. Yani genç, orta, yaşlıdan bahsediyor mu verilen parçada? Ediyor. Yaşamın, bak, farklı dönemlerine özgü bakış açısıyla okunması gerektiği çok güzel bir soru ama cevabı net bir şekilde ortada arkadaşlar. 19. soru. Bu parçadan ahlakla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Ahlakla ilgili olarak İnsanlar toplu halde yaşama gereksinimi duyarlar. Bunun için herkesin üzerine anlaştığı, üzerinde anlaştığı, gittikçe yaygınlaşan ortak bir değerler sistemi gerekir. İşte ahlak bu türden bir değerler sistemidir. Toplumda çekişen ve çatışan tarafların hiçbir ortak yanı kalmadığı durumlarda bile birleştirici bir güç durumundadır. Örneğin dürüstlüğü değil de yalancılığı ya da sahtekarlığı kimse öneremiyor. Sadakat yerine ihanet, adalet yerine haksızlık değerli gösterilmiyor. Çünkü ahlak bir insan topluluğunun üzerinde birleştiği ortak bir paydayı oluşturuyor. Çünkü bak burası bir nevi özel kısmında. Çünkü ahlak bir insan topluluğunun üzerinde birleştiği ortak paydayı oluşturuyor. Cevaba bakalım. Yasaların öngördüğü yaptırımları içerdi mi? Böyle bir şeye değinmemiş. Toplumdan topluma farklı özellikler buna değinmemiş. İlkelerin kişiden kişiye değişen göreceli bir nitelik değiştiği, taşıdı. Kişiden kişiye değişmiyor. Kişileri değerlendirmede ayrıcı bir ölçüde olduğu kişileri değerlendirmek için kullanıldığından bahsetmiyor. Davranışları, bakın insanların davranışlarını ve ilişkileri düzenleyen ana kurallar oldu. tam olarak da bahsedilen budur. Basit bir soru, sizi zorlayacak bir soru değil bu tarz bir soru. Cevabı çok rahat bursa. Burada ahlakın neyinden bahsediliyor? Bir değer sistemidir, bir kurallar sistemidir. ilişkileri davranışları düzenleyen insanların ilişkilerini insan topluluğunun ilişkilerini düzenleyen bir ana kurallar bütünü olduğuna dair bir açıklama vardır. 20. soru. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? 20. yüzyılın ikinci yarısından bu yana nostalji Başka bir deyişle eskiye duyulan özlem gittikçe yaygınlaşıyor. Bu bir bakıma insanların yaşamlarından giderek daha fazla yakındıklarının bir göstergesi. Artık her kuşak yaşamın daha az mekanik doğallığın daha yaygın olduğu bir dönemi özlüyor. Bu özlem hiç bitmeyecek gibi görünüyor. Çünkü teknolojik gelişmeler yaşamı kolaylaştırdığı ölçüde daraltıyor da. Bu yüzden günümüz insanı gözlerini geçmişe çeviriyor. Söz gelimi eski trenler böyle miydi diye başlıyor. İnsanların atlı arabalarla yolculuk ettikleri günlere kadar gidiyor geçmişe bir özlemden bahsetmiş. Geçmişe olan e, hasretten bahsedilen bir cümledir. İnsanın kendi yaşadığı anı, günü, günü beğenmediğinden bahsediliyor. Günümüzde yaşama sevincinin azaldı. Yaşama sevincinin azaldığını kısmen çıkarabiliriz. Ama asıl anlatılmak istenen bu değil veya çıkarılabilecek olan. İnsanların gelecek kaygısı çekmediği bu değil. Mutluluk anlayışının insandan insana değiştiği buna da değinmiyor. insanlar arasındaki iştenlikli ilişkilerin itip gitti. Bunlar hiçbir bizim cevabımız olamaz. içinde bulunduğumuz koşulların, bakın tam olarak bu, içinde bulunduğumuz koşulların günün, yılın, geçmişi güzelleştiren çağrışımlar yarattığı Bak içinde bulunduğumuz koşulların geçmişi bize güzelleştiren çağrışımlar yarattığı içinde bulunduğumuz koşullar işte teknolojik çağ işte bize artık ne yaptı? geçmişi güzelleştiren bazı anılar bize bıraktı. Burada ne diyor? 20. yüzyılın ikinci yarısından bu yana nostalji başka bir deyişle eskiye duyulan özlem gittikçe yaygınlaşıyor. Bu bir bakıma insanların yaşamlarından giderek daha fazla yakındıklarının göstergesi. Artık her kuşak yaşamın daha az mekanik, doğallığın daha yaygın olduğu bir dönemi özlüyor. Demek ki içinde bulunduğumuz çağ ne? Mekanik çağ. Neyi özlüyoruz? Doğallığın olduğu çağı özlüyoruz cevaba çok rahat ulaşabiliriz. Cevap A'dan arkadaşlar. 21. soru. Aşağıdakiler hangisi edebiyatla ilgili olarak bu parçada yakınılan durumlardan biri değildir. Bu parçada yakınılan durumlardan biri değildir. Okulların beğeni düzeyinin düşmesi, gerçek sanatçıların giderek azalması, eğitiminin güzel, duysal boyutlara dayandırılmaması, yazınsallıktan yoksun yapıtlara değer verilmesi, yaşama ve insana olumlu boyutlar kazandırdığının farkına varılamaması. Şimdi bakalım hemen arkadaşlar. Bir zamanlar edebiyatın gücüne bir şeyleri değiştirebileceğine inanırdım. Benim için edebiyat yaşam boyu temiz kalmanın, vicdanı ve ahlaki ahlaki çürümeye karşı durmanın göstergelerinden biriydi. Yıllarım bu inancın etkisiyle gelişen bir tutkunun peşinden koşmakla geçti ama artık kabul edenin bugünün insanı sözün değerini bilmiyor. Okumayı sevdiğini söylüyor ama iyi romanlardan, öykülerden, gerçek şiirden habersiz. Bak okumayı sevdiğini söylüyor. Ama iyi romandan, öykülerden, gerçek şiirden habersiz. Yani ömrünü edebiyata vermiş, köşesinde sessiz sessiz yaşayan gerçek yazarlara sırtını dönmüş. O zaman yazınsallıktan yoksun yapıtlara değer veriliyor mu? Aynen bunu buradan çıkarabilirim. Çok rahat bir ifade çıkıyor. Yazınsallıktan yoksun yapıtlara değer veriliyor. Doğru bir bilgi. Yalnızca yapıtları çok sattığı için kimi yazarların önünde uzun kuyruklar oluştururken edebiyatın insanı çağırdığı o gerçek dünyayı aşındırdığının farkında bile değil. Peki o zaman edebiyat ne işe yarıyor? Söylemesi zor ama bugün edebiyat bugün yaratılara ilgi görmeyen 3-5 kişinin sığındığı kuşatılmış bir kale. Ağır ağır gidelim arkadaşlar. Bir daha bakalım. Kalemin rengini değiştirip bir daha bakalım bir zamanlar edebiyatın gücüne bir şeyleri değiştirebileceğine inanırdım. Benim için edebiyat yaşam boyu temiz kalmanın, vicdani ve ahlaki çürümeye karşı durmanın göstergelerinden biriydi. Yılların bu inancın etkisiyle gelişen bir tutkunun peşinden koşmakla geçti. Ama artık kabul edelim bugünün insanı sözün değerini bilmiyor. Bakın arkadaşlar yaşama ve insana olumlu boyutlar kazandırdığının farkına varılamaması. Şimdi ben A seçeneğini de buradan çıkarabilirim edebiyatın gücüne bir şeyleri değişe, değiştirebileceğine inanırdı. Benim için edebiyat yaşam boyu temiz kalmanın, vicdani ve ahlaki çürümeye karşı durmanın göstergelerinden biriydi. Yılların bu inancın etkisiyle gelişen bir tutkunun peşinden koşmakla geçti. Ama artık kabul edelim bugün insanın sözün değerini bilmiyor. Yani yaşama ve insana olumlu boyutlar kazandırdığının farkına varlamıyor değil mi? Artık değeri bilinmiyor. Buna da çok rahat ulaşabiliriz. Ne kaldı arkadaşlar elimizde? okurların beğeni düzeyinin düşmesi. Bak okumayı sevdiğini söylüyor ama iyi romanlardan, öykülerden, gerçek şeyden habersiz. Beğeni düzeyi. Bak kötü şeyleri okuyor mu? Evet. Biz buradan C şık, D şıkkına da ulaşabiliriz. A şıkkına da ulaşabiliriz. Okulların beğeni düzeyi düşmüştür. Artık daha kötü, daha e, sıradan şeyleri okumaktadır. Gelelim ömrünü edebiyata vermiş köşesinde sessiz sessiz yaşayan gerçek yazarlara sırtını dönmüş yalnızca yapıtları çok sattığı için kimi yazarların önünde uzun kuyruk oluştururken edebiyatın insanı çağırdığı o gerçek dünyayı aşındırdığının aşındırdığının farkında bile değil. Bak. Yalnızca yapıtları çok sattığı için kimi yazarların önünde uzun kuyruklar oluştururken edebiyatın insanı çağırdığı o gerçek dünya bitmek, aşındırdığının farkında bile değil. Yani o gerçek dünya artık bitmekte. Artık gerçek sanatçı azalmak da önünde uzun kuyruklar oluşan sanatçı olmayan kişiler yetişmekte. Buradan B seçeneğine de ulaşabiliriz. Bu kısımlardan B'ye ulaşabilirim. Eğitiminin güzel, duyusal, estetik boyutlara dayandırılamaması. Dikkat ederseniz bu parçada herhangi böyle C'yi bize verebilecek bir kısım yok. Eğitiminin güzel, duysal boyutlara dayandırılamaması. Yani eğitimin burada güzel estetik boyutlara dayandırılamaması. Burada burayı anlatan kişilerle ilgili dikkat ederseniz herhangi bir böyle bir ifade söz konusu değildir. 22. soru. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Yaşamdaki olgular karıp, kalıplaşmış sorulara sığdırılamaz. Bilgi edinmenin farklı yolları vardır. Kitaplar dünyayı tanımamıza olanak sağlar. Merak öyesi içermeyen kitaplar gezip görme isteği de uyandırmaz. Okuma ve gezme birbirini besleyen iki eylemdir. Bu parçadan hangisine ulaşılamaz? Şimdi bakalım arkadaşlar. Çocukluğumuzda kaç kez duyduk kim bilir? Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi? Cevaptan çok sorunun kendisi önemliydi sanki. Sorunun kendisi. Ortada derin bir ikilem varmış gibi ciddiyetle yöneltilirdi soru. Her seferinde çok okuyan dememiz beklenirdi. Galiba ilk öğretimdeki öğretmenlerimiz okuma sevgimizi böyle alıştırmaya, arttırmaya çalıştı. Çok okumakla, çok gezmek asla yan yana gelemezmiş gibi. Bense okumayı da gezmeyi de tutkuyla seven biri olarak ikiye bölünürdüm. Hiçbir zaman ısınamadım bu yapay ikileme. Okumanın da içten içe bir seyahat olduğuna inandığımdan, her kitabın bizi başka bir yolculuğa çıkardığını düşündüğümden, okuyarak gezmek, her kitabı başlı başına bir serüven sayarak başka bir ortama, başka bir yaşama uzana bir yolculuk yapmak mümkündür. Çünkü Gezerken de her insanı ve her hayatı bir kitap gibi düşünerek dünyayı okumaktan mümkün. Okumak ve gezmek aslında o kadar iç içe ki. Şimdi parçanın genelinde okumanın ve gezmenin bir bütün olduğunu, birinin diğerinden daha önemli olmadığını söylüyor. Yaşamdaki olgular kalıplaşmış sorulara sığdırılamaz. Bak bunu çıkarabilirim ben. Kesinlikle. Bu soruyu sordu mu? Cevaptan çok sorunun kendisi önemliydi sanki ortada derin bir ikilem varmış gibi ciddiyetle yöneltilirdi soru. Her seferinde çok okuyan dememiz beklenirdi. Galiba ilk öğretimdeki öğretmenlerimiz okuma sevgimizi böyle arttırmaya çalışırdı. Çok okumakla çocuk gezmek asla yan yana gelemezmiş gibi. Bense okumayı da gezmeyi de tutkuyla seven biri olarak ikiye bölünürdüm. Hiçbir zaman ısınamadım bu yapay ikileme. Yani bu soruya bak yaşamdaki olgular yani hayat kalıplaşmış sorulara sığdırılamaz. Ben bunu bu parçadan çıkarabilir miyim? Kesinlikle çıkarabilirim bilgi edinmenin farklı yolları var mıdır? E zaten adam bize parçada bunu anlatıyor. Bilgi edinmenin. Okuyarak gezmek. Hatta şuradan alalım. Her iki kitabın, her kitabın bizi başka bir yolculuğa çıkardığını düşündüğümden okuyarak gezmek her kitabı başlı başına bir serüven sayarak bir başka ortama, bir başka yaşama uzanan bir yolculuk yapmak mümkündür. Çünkü gezerken de her insanı ve her hayatı bir kitap gibi düşünerek dünyayı okumak da mümkün. Bilgi edinmenin farklı yolları var. Gezmek ve okumak gibi. Kitaplar dünyayı tanımamıza yardımcı olur mu? Olur. Okuyarak gezmek, her kitabı başta başına bir serüven olarak saymak, başka yaşama uzanmak gibidir. Buna da çok rahat ulaşabiliriz bu kısımlardan. Okuma ve gezme birbirini besleyen iki eylem midir? Bak iç içedir diyor. Birbirini besler. Bu da var. Buna da ulaşabilirim. Merak öğesi içermeyen kitaplar gezip görme isteği de uyandırmaz. Bak burada herhangi bir özel e, kitap üzerinden durmamış. Yani şu cümleye biz kesinlikle ulaşamayız. Bu yüzden sorunun cevabı D. Merak öğesi içermeyen kitaplar gezip görme isteği de uyanılmaz. Buna kesinlikle değinmiyor. Genel olarak kitap okumanın ve gezmenin üzerinde duran bir parçadır. O yüzden cevap Denizli. 23. soruya geçelim hemen. Bu parçada belirtilenler arasında. Aşağıdakilerden hangisi yoktur belirtilenler arasında? Sürdürülen bir tutma tepki, öğrenme coşkusunu tadamayış, bilgiyi özümseyememe, kolaycılığa yönlendirme duygularını başkasıyla paylaşamama. Bakalım. Benim ansiklopediyle tanışmam ortaokulda ödev yapmak için kütüphaneye gittiğim günlere rastlar. Bir ansiklopediye sahip olmak o yıllarda hayal edilemez bir şeydi. O ancak bir kütüphanede bulunur ve belli bir süreliğine alınıp bakılabilir, dokunulabilir bir nesneydi. Kocaman cüssesiyle bir ansiklopediyi kucaklamak, sayfalarını karıştırmak, bir maddeyi arayıp bulmak, başka bir gezegene inmek ve orada keşiflerde bulunmaktan farksızdı. Ne yazık ki şimdiki çocuklar ansiklopedi bile karıştırmıyorlar o büyülü dünyadan, o heyecandan habersiz yaşıyorlar. Öğretmenler ödev verirken internetten bulun diyor. Onlar da hiçbir çaba göstermeden internetten buldukları bilgiyi kopyalıyor. Okuyup değerlendirmeden, hiçbir şey öğrenmeden götürüp veriyorlar. Bak, sürdürülen bir duruma bir tutma tepki var. Yani ansiklopedi açmadan sadece internetten aldığı bilgiyle ödevini yapan. Bak, A ulaşabilirim. Ansiklopediyi karıştırmadan öğrenme coşkusunu tadamayış var mı? Öğrenme coşkusunu da tadamayış bilgisine ben buradan ulaşabilirim. Yani parçanın başında ne dedi adam bize? Ansiklopediyle bilgilere uğraştı. Yani bunu neye benzetiyor? Bu bilgileri bulmayı gezegene inmek ve orada keşifleri keşiflerde bulunmaktan farksızdı. Ama artık öğrenciler ne yapıyor? Direkt internetten buluyor. Yani öğrenme coşkusu yok artık. Bilgiyi özümsememe, özümseyememe sonucuna ulaşabilir miyim? Kesinlikle ama kesinlikle ulaşabilirim. Yani bunları biz ee, nasıl diyelim arkadaşlar? Farklı bir cümleye dökerek buluyoruz. Bakın, sürdürülen bir duruma tepki. Bu ifadenin aynısı parçanın içinde geçmiş mi? Hayır. Biz bunları bu parçayı yazanın ifadelerinden çıkarıyoruz. Bilgiyi özümsememe var mı? Kesinlikle var. Öğretmenler ödev verirken internetten bulun diyorlar. Ona da hiçbir çaba göstermeden internetten buldukları bilgiyi kopyalıyor. Okuyup değerlendirmeden, hiçbir şey öğrenmeden, bilgiyi özümsememe. Kolaycılık var mı? Var. E zaten bundan bahsediyor parçanın şu kısmında. Hemen internetten alıyorlar. Duygularını başkalarıyla paylaşamama. Buna kesinlikle ulaşamayız. Böyle bir bilgi kesinlikle yok. Bu öğrencilerin duygularını paylaşamamalarıyla ilgili bir bilgi verilmemiş bize. Güzel bir soru, çok güzel bir soru. Cevabımız Edirne. 24. soru arkadaşlar. Bu parçada alıntıyla ilgili alıntıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Alıntı. Yazılarda kullanılırken aslına bağlı kalınmadığına yazılarda kullanılırken aslına bağlı kalınmadığına belirli örneklere sık sık başvurulduğuna yazarlarda düşünsel sığlığa yol açtığına okuma zevkini azalttığına kullanımının yazarların kendi düşüncelerini önemseme işlerinden kaynaklandığına. Bakalım şimdi hemen arkadaşlar. Hemen hepimiz yazılarımızda yerli yersiz alıntılar yapmaktan, özellikle sözü alçak gönüllülükle yabancı ozanlara, çağdaş düşünürlere bırakmaktan fazlasıyla hoşlanıyoruz. Kimi zaman bunu öyle abartıyoruz ki yazar olarak konuyla ilgili ne düşündüğümüz anlaşılmıyor. Bakın buradan ben C seçeneğine ulaşabilirim. Şu kısımdan. C ne diyor? Yazarlarda düşünsel sığlığa. Düşünsel sığlığa. Şimdi kimi zaman bunu öyle abartıyoruz ki yani bu alıntıyı başkalarının sözlerini öyle abartıyoruz ki yazar olarak konuyla ilgili bizim ne düşündüğümüz anlaşılmıyor. Yani yazarlarda düşünsel sığlığa yol açtığına yani yazarların düşüncelerini aktarmasında sıkıntıya yol açtığına kendi düşüncelerini göstermeye zorluk verdiğine buna ulaşabilirim. Ayrıca aynı alıntıların değişik yazarlarca da kullanıldığını görüyoruz. Böylece tekrarın tekrarı bir okuma zaman kaybına okuma ediniminin, ediniminin yavaşlamasına yol açıyor. Bakın, ayrıca aynı alıntıların değişik yazarlarca da kullanıldığını görüyoruz. Şu kısımdan belirli örneklerine sık sık başvurulduğuna, B şıkkına ulaşabilirim, yani belirli örneklerine birkaç tane aynı alıntıya sık sık rastlanıldığını söylemiş. Buna da böylece tekrarın tekrarı bir okuma tekrarın tekrarı bir okuma çünkü aynı alıntı kullanılmış. Zaman kaybına, okuma işinin yavaşlamasına, okuma zevkini azalttığına. Ben buradan da C seçeneğine, şu kısımdan da C seçeneğine özür diliyorum. D seçeneğine ulaşabilirim rahatlıkla. Bu da doğru bir bilgi. Bu nedenle kendi özgün düşüncemizi dayanaklarıyla işlemeliyiz yazılarımızda. Yüzeysellikten olabildiğince kaçınmalıyız. Kendi düşüncelerimizin de düşüncelerimizin de bir örneğin Valerinki Deleuze'ünkü kadar önemli olduğuna inanarak bir özgüven geliştirmeliyiz. Bak özgüven kullanımının yazarların kendi düşüncelerini önemseme işlerinden kaynaklandığına. Hocam bunu nasıl çıkardınız? Bak şimdi kendi düşüncelerimizin de örneğin bir Valerinki Deleuze'ünkü kadar önemli olduğuna inanarak özgüven geliştirmeliyiz. Demek ki bu adamlar özgüvenli değil ki bu alıntıları kullanıyorlar. Ve ben buradan da eş şıkkını çıkarabilirim. Yazılarda kullanılırken aslına bağlı kalınmadığına alıntıyla ilgili böyle bir bilgi kesinlikle verilmemiş. Alıntıyı kullanırken yazarın aslına bağlı kalıp kalmadığına dair bize bir bilgi vermiyor. Çok güzel muhteşem bir soru arkadaşlar bu cevabı alana. Soru 25. Hangisi filmsi değildi? Kaç tane filmsimiz vardı bizim? İsim zarf sıfat fil, isim filler maiş, mak zarf filler asiye maden dağında inceyip arakladığında falan gibi bunlar var zarf fillerimiz. Anası mezar dikecekmiş bizim sıfat fillerimiz. Bak şimdi kamçılayan bazı sanatçılar yaratıcılıklarını kamçılayan büyülü anlar. Nasıl anlar? Yaratıcılıklarını kamçılayan. Bak burada an en var mı? An en. Ne bu arkadaşlar? Sıfat fil. Yakalandığı sırada. Hangi sırada? Yakalandığı sırada. Burada ne var? Dık dik var. Ne bu? Sıfat fiil. Erek arak neydi bizim? Erek arağımız. Unutmayın bizim zarf fiilimiz. Dönüp ıp ip bizim neyimiz? Tekrar zarf fiilimiz. O zaman bunların hepsini eledik. Bir zarf bir fiilimsi, iki fiilimsi, üç fiilimsi, dört fiilimsi. Şimdi gelelim buraya. Tükeninceye değin hakkının verilmesi gerekirmiş. Bakın arkadaşlar. Türkçe'de iki tane miş vardır hatta üç tane diyelim biri direkt geçmiş zaman olarak kullanılır geçmiş zaman örneğin şöyle bir örnek de verelim gelmiş şeklinde bir diğeri ekfil olarak kullanılanmiştir geliyormuş bu ekfilin görevi ise basit zamanlı filerin üzerine gelerek onları bileşik zamanlı yapması Bir diğeri ise sıfat fil olanmıştır. Arkadaşlar şu çekim ekidir. Şu ek fil olan da çekim ekidir. Sıfat fil olan yapım ekidir. Örneğin şöyle bir dert verelim. Tabi daha ziyade cümle içinde bilmemiz gerekiyor ama. Hatta şu örneği vereyim. Gün görmüş adam cümlesi. Nasıl adam gün görmüş adam. Bakın buradaki sıfat fiil olarak kullanılmış. Zaman bildirmiyor. Unutmayın sıfat fiildeki mış eki zaman bildirmez. Tükeninceye hakkının verilmesi gerekirmiş. Bak gerekirmiş. Gerek kirmiş. Bir burada bizim geniş zamanımız. Bu da bizim ek fiilimiz. Demek ki bizim 5'teki ek fiil olarak e, kullanılmış sıfat fiil olarak kullanılmamış fiilimsi olarak kullanılmamıştır 26 bu parçadaki numara aranmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır birinci cümlede nesne belirtili isim tamlamasından oluşmuştur rengi uçmuş sıradan yaşamımızda kendimize bir ziyafet çekmek istediğimiz zaman kitapların kapağını aralarız aralarız biz kim aralar biz neyi aralarız kitapların kapağını kitapların kapağını. Bakın arkadaşlar belirtili isim tamlaması mı? Evet belirtili isim tamlamasıdır. Bu doğru. İkinci cümlede zarf, durum zarfı kullanılmıştır. Büyük bir açlıkla sayfaları çeviririz. Sayfaları nasıl çeviririz? Büyük bir açlıkla durum zarfı mı? Evet. Üçüncü cümle bileşik yapılıdır. Bakalım gözlerimiz sözcükleri iştahla birer birer yerken zamandan ve mekandan kopu veririz. Bakın buradaki yerken keneki bizim zarf fiilimizdir arkadaşlar. Fiilimsidir. Fiilimsi olan cümleler de bileşik cümledir. Aynı zamanda bu cümle girişik bileşik cümledir. Bu da doğru bir bilgi. Devamına bakalım. Altıncı cümlede görünmez sözcü. görünmez sözcüğü filden sıfat yapım eki almıştır. Şimdi az önceki soruya benzer bir mantıkla gideceğiz. Arkadaşlar bizim sıfat filerimiz nelerdi? An, ası, mes, ar, dik, ecek, miş. Şimdi an, an geç, geçtik, bunda yok. Asıyı geçtik. Ondan sonra arkadaşlar ne var? Ve diki geçtik. Şimdi arkadaşlar mes hem sıfat fildir hem bir sıfat fildir hem de geniş zamanın geniş zamanın olumsuzu. Ar hem geniş zamandır hem de sıfat fiildir. Ecek gelecek zamandır ve aynı zamanda sıfat fiildir. Miş geçmiş zamandır hem de sıfat fiildir. Zaman anlamı bildirmiyorsa ki zaten bunları biliyorsunuz siz bunlar sıfat fiildir. Eğer zaman anlamı bildiriyorsa ki o zaman bunlar kip eki olarak kullanılır. Unutmayın. Dördüncü cümleye bakalım. Başka insanların, başka diyaların görünmez konukları. Bak zaman anlamı bildiriyor mu? Kesinlikle. Nasıl konukları? Görünmez konukları. Bir de sıfat sorusunu sorduğumuzda bize cevap veriyorsa zaten sıfattır. Nasıl konuklar? Görünmez konuklar. Sözcü filden sıfat yapım eki almıştır. Doğru mu? Doğru. Filden sıfat yapım eki almıştır. Yani sıfat fil bir diğer ismi filden sıfat. Yani bu ek ne yapmış? Fili sıfat yapmış mı? Yapmış. Bu da doğru bir bilgi. Beşinci cümlede ilgi Edat bakalım. Bu deyi, deneyimin ardından yaşadığımız ana geri döndüğümüzde ise ruhumuza kopan fırtınalar ya şiddetlenir ya da dinginleşir. Yağlar burada bağlaç, dinginleşir ama ama da burada bağlaç. Demek ki 5. cümlede herhangi bir edat söz konusu değildir. 27. soru. Hangisi yanlıştır? Ek almamış sözcükler vardır. Bağımlı sıralı cümledir. Yüklem çatısı bakımından etkendir. Yerik ek almış sözcükler yoktur. Belgisi sıfat kullanılmıştır. Doğa, bitki örtüsü ve tüm canlıları nasıl biçimlendiriyorsa benim şiirlerimi de etkilemiş bir ses. Bakın arkadaşlar ses, renk kelimesi, tüm kelimesi bunlar ek almamış kelimeler mi? Evet. O zaman A doğru. Bağımlı sıralı ne? Sıralı cümle neydi arkadaşlar? Sıralı cümle birbirinden virgülle ya da noktalı virgülle ayrılmış cümlelerdi. Bağımlı ne demek? Bağımlı ise öğelerden herhangi birisi herhangi bir tanesinin ortak olması gerekiyor. Bakalım doğa bitki örtüsünü ve tüm canlıları nasıl biçimlendiriyorsa benim şiirlerimi de etkilemiş. Kim etkilemiş? Doğa. Burası bizim öznemiz. Bakalım. Bir ses, bir renk, bir koku, bir titreşim olarak şeylerime girmiştir. Girmiştir yüklenen. Kim girmiştir? Doğa. Bakın doğa her ikisinde de ortak özne olarak kullanılmış mı? Doğru. Evet. Etken cümle midir? İş yapan belli midir? Evet. Bellidir. Girmiştir. Kim girmiştir? Doğa. Doğrudur. Arkadaşlar şuna dikkat edin. Tabii ki biliyorsunuz etken demek illa iş yapanın bir insan olması anlamında değildir. Köpek havladı dediğinde bile cümle etkendir. Veya ağaçlar yapraklarını düşürdü dediğimde bile cümle yine etkendir. Buna dikkat edin. Belgisi sıfat var mı? Tüm canlılar belgisi sıfattır. Yelik eki almamış, almış sözcükler yoktur. Bakın şuraya benim şiirlerim. Bakın arkadaşlar bu bir isim tamlamasıdır. Tamlayan ve tamlanan şurası ilgi, şurası ise iyelik ekidir. İyelik eki almış sözcük vardır. Yani yanlış olan D şıkkıdır. Hemen diğer soruya geçelim. 28. Öğelerinin dizilişi. Zarf tümleci, nesne, tekrar zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur Ben direkt cevaba bakayım önce arkadaşlar. Hala Kozlu'yu, o evi ve o dalga seslerini özlemin içimi sızlatan acısıyla anımsarım. Anımsarım. Kim? Ben. Yüklem anımsarım özne gizli olduğu için biz bunu yazamıyoruz. Dikkat edin. Eğer özne gizli özne ise etken olabilir. Gerçek özne olabilir. Ama gizli ise ben özneyi kesinlikle sıralamanın içine alamam. Hala kozluyu o evi ve o dalga seslerini özlemin içimi sızlatan acısıyla anımsarım. Anımsarım. Ne zaman anımsarım? Hala. Zarf tümlecim evet. Zaman zarfı. Nereyi anımsarım? Kozlu'yu, o evi ve o dalga seslerini. Belirtili nesne mi? Evet. Belirtili nesne. Nasıl anımsarım? Özlemin içimi sızlatan acısıyla. Veya daha doğrusu ne ile anımsarım? Özlemin içimi sızlatan acısıyla. Burası da bizim zarf tümlecimiz. Nasıl anımsarım? Ve yüklemimiz. Yani cevabımız son cümle 6. cümle Edirne 29. soru Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bağlaç görevinde kullanılmış de, sıfatlaştıran ki, süreklilik fiili, ünlü düşmesi, dönüşlülük zamiri. Bakalım. Usta şairlerin şiir hakkındaki yazılarını, hangi yazılarını? Şiir hakkındaki yazılarını. Bakın arkadaşlar. Şiir hakkındaki yazılarını ki burada sıfat yapan ki'dir sıfatlaştıran ki'dir doğru onların şiire ilişkin görüşlerini öğrenmemizi kendi bakın kendi kelimesi bizim dönüşlülük zamirimiz şiirlerini anlamamızı değil bir devrin şiir anlayışını sorgulamamızı ve yapılan tartışmaları değerlendirebilmemizi de sağlar değerlendirebilmemizi sağlar de burada bağlaç olan ki'dir attığımızda cümlenin anlamı bozulmuyor bu da var bakalım Şiir hakkındaki yazılarını okumak yalnızca, bakın arkadaşlar yalnız kelimesi, yalındır, yalınız, buradaki ı sesi düştüğünde ne kaldı elimizde? Yalnız kaldı, ünlü düşmesi de var ama süreklilik fiili yoktur. Buradaki durabilmemiz, ebilmek, bu nedir arkadaşlar? Yeterlilik fiilidir, yani süreklilik fiili yoktur cevabımız. Ceyhan diğerlerini bulduk. 30. soru Hangisinde ünsüz benzeşmesi ne vardır? Ünsüz benzeşmesi kısaca şöyle söyleyelim arkadaşlar. Fıstıkçı Şahab'ın ünsüzleri. Şimdi arkadaşlar bir kelimenin veya bir ekin sonunda bu ünsüzlerden biri varsa siz bu kelime veya eke CDG ile başlayan bir ek getirdiğinizde bu ekler neye dönüşür? C, olur. C, D, G. Ç, t, K'ya dönüşür bunları unutmayın arkadaşlar. Niye böyle yapıyor? Çünkü normalde Türkçede ÇTK ile başlayan ek sayısı ek yoktur. Ki ve kenin dışında kenin dışında Türkçede ÇTK ile başlayan bir ek yoktur arkadaşlar. Buna dikkat edin. Hemen cevaba bakalım. Küskün. Bakın arkadaşlar. Küs. Sonu neyle bitmiş? S bitmiş mi? Yani daha doğrusu şu sert ünsüzler ile bitmiş mi? Bitmiş. Bakın küs gün. Ben ne dedim size? Dikkat edin. Türkçede ç, t, k, ki ve ken hariç ç -T k ile başlayan ek yoktur. Küs gün ne oldu? G sertleşerek k'ye dönüştü mü? Dönüştü. Cevap ne arkadaşlar? 5. 31. soru. Bu parçalık yu numaralamış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Bakalım. Fotoğraflamak mı mı burada doğru ayrı yazılmış akşamüstü altı üstü gibi kelimelere dikkat edin somut olarak yer bildiriyorsa nasıl yazılır arkadaşlar ayrı yazılır ama soyut bir kavramı ifade ediyorsa o zaman bitişik yazılır buna dikkat edin öyle bir ışık düşer ki hayran kalırsınız. Ki burada bağlaştır ve istisnalarını ben daha önce söylemiştim biliyorsunuz son bahçemi ama fiillere gelen fiillere gelen bütün kiler ayrı yazılır. Bağlaç olan kiler ayrı yazılır ama buradaki nasıl yazılmış? Bitişik yazılmış. Doğru olarak ayrı yazılması gerekiyor. Cevap Ceyhan. Restorasyon kulu yazılımı doğru. Balat Kültür Evi. Ev burada büyük yazılır. Çünkü bir tanedir özel isimdir. Bunların hepsi doğru. Cevap Ceyhan arkadaşlar. 32. soru. Ne diyor? Noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Bakalım. Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Medet köyünde yaşayan sırsız seramik ustasını bu sanatın meraklıları tanır. Usta burayı gördüm de değilmiş. Usta Derme Çatma köyünde yumurta kabuğu inceliği İnceli'nde seramikler üretir. Kim üretir? Usta. Virgül kullanılabilir özneyi ayırmak için. Özneyi ayırmış. Ayırmış. Bunun kullanımı doğru. Bunların üzerine desenler çizer. Sonra bak. Burada üç kağıt yapmış. Buraya nokta gelecek. Niye? Çünkü cümle bitmiş. Devrik cümle. Unutmayın arkadaşlar. Devrik cümleye nokta gelir. Bak desenler çizer. Sonra çizer dememiş. Çizer sonra demiş. O yüzden buraya nokta gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu desenlerin büyüci, büyüleyiciliği nereden geliyor? Soru işareti. Besbelli tarihten süzülmüş türlü hayatlardan doğru. Cümle bitmemiş. Daha dikkatli bakmalıyız. Nokta hepsinin kullanımı doğru. 33. soru. Bu parçada virgülün işlevleriyle ilgili olarak virgülün işlevleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisine verilenlerden hangisine uygun bir örnek yoktur? Şimdi özel olarak vurgulanması gereken bir ögeyi belirtme. Örneğin biz buna özne diyelim. Mesela virgülün bir görevi nedir? Özneyi ayırır. Diye bir görevi ara sözleri ayırır. Arda, arda gelen eş görevli sözcük kümelerini ayırır. Sıralı cümleleri birbirinden ayırır. Tırnak içine verilmeyen aktarma cümlelerini birbirinden ayırır. Cümlelerini belirtir. Cümlelerini ayırır daha doğrusu eğer o şiirler, virgül, o romanlar, o öyküler diyerek ne yapmış arkadaşlar? Art arda sıralanan eş görevli sözcükleri ayırmış. Eş görevliden kastı o şiirler, o romanlar. Sıfat mı bunların hepsi? Evet sıfat. Sıfatları birbirinden ayırmış. Yani cevap C. Yani daha doğrusu C seçeneği doğru. Bu var. Tiyatro yapıtları olmasaydı söylemek bile fazla duygularımız daha az bilinecek. Bak daha az bilinecek, daha az olacaktı. İki tane cümleyi birbirinden ayırmış mı? Ayırmış. Yani sıralı cümle. Virgülün bir görevi de neydi? Sıralı cümleleri birbirinden ayırmaktı. Bu da kullanılmış. Doğru bir bilgi. Bakalım hemen. O şiirler, o romanlar, o öyküler, o tiyatro yapıları olmasaydı. Bak virgül söylemek bile fazla. Bu cümle dışı, cümle dışı unsur. Yani bir nevi diğer ismi nedir? Ara söz. Ara söz kullanılmış mı? Bu da var. Çünkü edebiyat daha iyi duymamızı, daha iyi düşünmemizi sağlar. Kim sağlar? Edebiyat. Edebiyata ayırmış mı? Yani buna da A diyeceğiz. Özel olarak vurgulanması gereken bir üreyi belirtmiş. Yani özneyi ayırmış. Ama gördüğünüz gibi tırnak içinde verilmeyen aktarma cümlesi yok. Cümlede herhangi birinin bir e, aktarma cümlesi yoktur herhangi birine ait bir cümle. D seçeneğinin vazifesini üstlenen bir virgül yoktur arkadaşlar. 34. soru. Buna bakalım hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Diplomalarını alacak öğrenciler salona sırayla giriş yaptılar. Şimdi arkadaşlar cevap A. Ama bazı yerlerde dikkat ettim. Çözümünü şöyle vermişler. Demişler ki diplomalarını alacak öğrenciler. Bakın öğrenciler bunlar insan mı? İnsan. Çoğul mu? Çoğul. Eğer diyor insan çoğulsa yüklem tekil olmak zorunda. Diplomalarını alacak öğrenciler salona sırayla giriş yaptı şeklinde bu hatalı bir çözümdür. Özne insan çoğul olursa yüklem tekil de olur, çoğul da olur. Buna dikkat edin. Annemler işte geldi. Annemler geldiler. İki şekilde de söyleyebilirsiniz. Buna dikkat ediniz. Diplomalarını alacak öğrenciler salona sıra sırayla girdi. girdiler şeklinde düzeltebiliriz. Gereksiz böyle yardımcı eylem kullanılması, gereksiz yardımcı eylem kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Yanlış şurada C şıkkına da kafanın kafanızın takılmaması ee, imkansız değil yani konuşmasına başlamadan önce dinleyicilere şöyle bir baktı. Konuşmasına başlamadan dinleyicilere şöyle bir baktı. Ama ÖSYM bu soruyu hatalı vermemişti. İnşallah bir daha böyle yanlışlıklar yapmaz. Bu sorunun cevabı da Adana. 35. soru hemen arkadaşlar. Hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Çocuklar şiire pek ilgi duymaz. Onlar metinlerde geçen sözcüklerin ve yansıttıkları anlamın büyüsünden çok anlatılanlara odaklanır çocuk şiiri denen bir türün varlığını hep sorgulamışımdır. Çünkü olay onlar için neredeyse her şeydir. Nitekim çocuklar için yazılmış iyi şiirleri bulup getirmeme, okutup ezberletmeme karşın benim kızım da bu şiirlerde olayı aradığından iyi bir şiir okuru olamadı henüz. Bak şimdi 1 3 4 5 Arkadaşlar bunlar aynı konu. Bak diyor ki çocuklar şiire pek ilgi duymaz. Onlar metinlerde geçen sözcüklerin ve yansıttıkları anlamın büyüsünden çok anlatılanlara odaklanır. Yani olaya. Çünkü olay onlar için neredeyse her şeydir. Ama bak ikide ne diyor? Çocuk şiiri denen bir türün varlığını hep sorgulamışımdır. Tamamen alakasız, ilgisiz bir cümle. Çok sizi zorlayacak bir soru. Değil cevap. Bursa. 36. soru. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense. ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Bakalım hemen. Editör bir yayın evinin olmazsa olmazlarındandır yayınlanacak bir yapıtı düzenlemek, yayıma hazırlamak ve yayınlamak gibi birçok işi ve işlevi vardır. Devam etmekte editörü açıklamakta bize. Üçe bakalım. Yazarın ve eserinin seçilmesinden nasıl yayınlanacağına değin yayınlama işinin bütün aşamalarını kapsayan zorlu bir iştir bu. Bak buradan kastı ikinci cümlede zaten açıklamış. Devam. Günümüzde editörlük yayıncılık alanında kurumsallaşamamış işlerden. Yazarların çoğu bakın cevaba zaten direkt buradan ulaştık. 1 2 ve üçüncü cümlede editörün görevlerinden bahsediyor. Dörtte ne diyor? Günümüzde editörlük yayıncılık alanında kurumsallaşamamış işlerden. Yazarların çoğu editörün yaptığı işi küçümseyip onu yalnızca bir düzeltmen olarak algılıyor. Bakın ikinci paragraf dördüncü cümleyle başlayabilir. Şurası üç olacak. Dörtle başlayabilir. Basit bir soru. 37. soru. Bu parçadaki numaralanmış şeylerden hangisine düşüncenin akışına göre bütün bunlardan daha da önemlisi bu türden olumsuzluklar tekrar tekrar yaşanıyor. Bütün bunlardan daha da önemlisi bu tür olumsuzluklar tekrar tekrar yaşanıyor cümlesi getirilebilir. Bakalım hemen arkadaşlar. İnsan ilişkilerinin öneminin yeterince kavranmamış olması çocuk gelişimiyle ilgili bir takım sorunları da beraberinde getirdi. Bak bunu bile getiremem zaten biri vermemiş. Bakın burada verilen cümlede ne diyor? Bütün bunlardan daha da önemlisi bu türden olumsuzluklar tekrar tekrar yaşanıyor. Bütün bunlardan daha da önemlisi bir şeyler saymış, bazı olumsuzluklar saymış ve bu olumsuzluklardan daha da önemlisinden bahsediyor. Söz gelimi günümüzde kendi kendine oyun kuramadığı için üretken olamayan, edilgen çevreye karşı ilgisiz çevre, evlere hapsolmuş çocuklar yetişiyor. 2 Geçmişe bakalım. Bunların hayal güçleri, erken yaşta tanıştıkları ve hayatlarının doğal bir parçası olan televizyonla ve bilgisayarla oyunlarıyla sınırlanmış durumda. 4. Televizyondaki reklamlar çocukları ticari birer araç olarak görüyor. 5. Kaba kuvveti ve silah kullanımın, kullanmayı özendiren sanat değeri düşük filmler ve kimi yayınlar yüzünden özellikle çocuklar çeşitli psikolojik sorunlarla yüz yüze geliyor bütün bunlardan daha da önemlisi bu türden olumsuzluklar tekrar tekrar yaşanıyor. Şimdi benim burada gözümden kaçan bir şey var arkadaşlar. Altıncı cümleyi normalde vermemiş. Yanlış hatırlamadıysam. Şimdi birinci cümle buraya kadar. ikinci cümle buraya kadar. Üçüncü cümle bura. Dört. Bura. Beş. Bura. O zaman demek ki getirilmesi gereken yer. Buraya gelecek. Yani altının altıncı kısmı vermiş ama altıncı cümle yok. Biz yani daha doğrusu 5'ten sonra getirecekmişiz gibi olabilir. Böyle bir hataya düşmeyin. Yani 5'ten sonra demiyor da biz burada 6. ifadeye göre getirmemiz gerekiyor veya bir hata mı yapmış? Bunu ben de tam çözemedim. 6. ifadeyi vermiş yerlerden hangisine düşünecek akışına göre. O zaman 6'yı boş bırakmış. Yani biz bunu buraya getirebiliriz. Hangisi getirilebilir demiş zaten. Hangisi cümlesinden hangi cümleden sonra getirilebilir dememiş hangisi getirilebilir? Yerlerin hangisine daha doğrusu? O zaman biz bu verilen ifadeyi altıya getirebiliriz rahatlıkla arkadaşlar. Biraz enteresan bir soru gibi geldi. 37. sorun cevabı Edirne. 38. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Abartma, örnek, genelleme, karşılaştırma ve tanımlama. Sözcükler anlamlı ses birimleridir. Sözcükler nedir? Anlamlı ses birimleridir. Tamlama var mı? Var. Başka bir de işte nesnelerin ve varlıkların yerini tutan birer göstergedir. Aslında özel adlar dışında hiçbir sözcük tek bir nesnenin adı değildir. Bak özel adlar dışında bir karşılaştırma var mı? Özel adlar dışında bir kıyaslama var, karşılaştırma var. Var. Aslında özel adlar dışında hiçbir sözcük tek bir nesnenin adı değildir. Bir genelleme var mı? Var. Hiçbir sözcük tek bir nesnenin adı değildir. Burada bir genelleme yapmış. Çünkü bir sözcük kimi yönleriyle ötekilerden ayrılan birbirine daha çok benzeyen türdeş birçok nesnenin ortak adıdır. Söz gelimi çiçek, çiçek demiş, örnek vermiş mi vermiş? Demek ki parçanın cevabı adan arkadaşlar. Abartmaya baş vurmamıştır. 39. soru bu parçanın anlatımıyla ilgili hangisi söylenemez? Değişik cümle türleri kullanılmıştır, alıntıya yer verilmiştir, kişileştirme vardır, ikileme vardır, açıklama yapılmıştır bakalım hemen. Yazınsal yaratıcılığın gizi ana dilde. Ana dilin söz değerlerindedir. Bakın farklı cümle türleri. Mesela söz değerlerindedir. Bu bir isim cümlesi mi? Evet. Buna erişmesi yazarın, ozanın öncelikle ana dilini, onun söz değerlerini sevmesine bağlıdır. Bağlıdır. Bu da bizim fiil cümlemiz mi? Evet. O zaman demek ki değişik cümle türleri vardır. Bu sevgiden yoksunsa kişi gerçek anlamda yaratıcı olamaz. Büyük bir ozan da yaratıcılığın dilde, sözcüklerde olduğunu söylüyor. Şöyle diyor sözcükler için. Bak alıntı cümlesi var mı? Var. O zaman onların önünde ben diz çökerim bana kalk deyince, deyinceye deyin kıvırdamam. Alıntı var mı? alıntıda kullanılmış. Öyle onların önünde ben çökerim. Bana kalk deyinceye deyin kıpırdamam. Bak bana kalk deyince kim kalklayacak sözcükler? Sözcükleri burada kişileştirmiş mi? Kişileştirmiş. Parçanın genelinde sözcüklerle ilgili bir açıklama var mı? Var. Gördüğünüz gibi herhangi bir ikileme söz konusu değildir arkadaşlar. İkileme kullanılmamış. 40. soru. Böyle diyen şairin şiirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İmgelere başvurduğu, değişik mekanlardan söz ettiği, çağrışımlardan yararlandığı, duyularla algılanan ayrıntılara yer verdiği, üçüncü kişili anlatımla biçimlendirdiği. Şiirlerinde bir dereden söz etmişsem, şırıldayan sularda kar kokusu duyumsansın istemişimdir. Kale içini anlatmışsam, kırlangıçların seslerine yansımış bahar sevincini duyumsansın istemişimdir. Duyumsanma, duyum, sanma. Akdeniz'in üstünde parlayan gün ışığı ardıç kuşları. Her sabah bize ergen güzelliğiyle günaydın diyen tahtalı dağın üstüne yılmış mor bulutlar. Teleferik yapmak amacıyla dinamitlerle parçalanmış dağın yok edilmiş endemik bitkilerin kederi. Çam ağaçlarının bin yıllık sedirlerin denizi yalayıp gelen esintisi. Dizelerimin üstünden geçsin istemişimdir. Bu adam imgelere başvuran bir adamdır. Dikkat ederseniz hep farklı mekanlardan söz ediyor. Çağrışımlardan yararlanır duyularla algılanan ayrıntılara yer veren bir adamdır. Bunların hepsine çok rahat ulaşabilirsiniz. A şıkkına, B şıkkına, C'ye, D'ye. Üçüncü kişili anlatım. Bakın dikkat ederseniz bunun hakkında kesinlikle bir bilgi yok. Üçüncü kişili anlatım mı, birinci kişi anlatım mı, kahraman mı, tanrısal mı? Bunlardan bir bilgi vermiyor bize. E seçeneğine ulaşamayız. Bir bakalım şiirlende bir dereden söz etmişsem şırıldayan sularda kar kokusu duyumsansın istemişimdir. Kale içini anlatmışsam kırlangıçların seslerine yansımış bahar sevincini duyumsansın istemişimdir. Yani duyularla algılanan ayrıntılara yer vermiştir bu adam. Akdeniz'in üstünde parlayan gün ışığı ardıç kuşları. Her sabah bize ergen güzelliğiyle günaydın diyen tahtalı dağın üstüne yılmış mor bulutlar. Hatta şuradan A ve C şıkkına da kesinlikle ulaşabiliyoruz. Şiirlerinde bir dereden söz etmişsem şırıldayan sularda kar kokusu duyumsansın istemişimdir. Yani çağrışım. Bir şey anlatırken başka bir şey hissettirmesi değişik mekanlar var, imgelerle dolu bir anlatımı vardır bu adamın ama aşkına kesinlikle ama kesinlikle ulaşamayız. Bu dersi burada bitirdik arkadaşlar. Başka bir videoda başka bir yılın sorularına bakacağız. Hepinize teşekkür ediyorum kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin.